Fetih Suresi 28. Ki o elçilerin hidayetle ve hak din ile, bak yani Cenab-ı Allah elçilerini, mehdilerini, peygamberlerini hidayetle ve hak din ile, bak hidayet vesile olacak, hak din ile, fakat şimdi bak burada bir detay var, diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için, tek din İslam kalacak şekilde gönderdi, şahit olarak Allah yeter. Bakın burada çok şaşırtıcı bir şey var. Diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için sözünün ebcedi 2022 ayet. Demek ki 2022'de bayağı bir şeyler olacak. Bak diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için. Yani tek İslam dini kalıyor. Gönderdi. Elçilerini diyor bak. Elçilerini gönderdi. Hidayetle ve hak din olan. Hak diniyle gönderdi diyor. Diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahit olarak Allah yeter. 2022. 2 2 3 kere 2 tekrarlanıyor. 2'nin tekrarları Kur'an'da çoktur. Andolsun Allah elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. 1958 yılını veriyordu. Yine o da Mehdiyet'in bir başlangıç yılı olduğu anlaşılıyor. 1958. Çünkü Bediüzzaman diyor 1956 yılını veriyor diyor ayet diyor Ebced'e. Bilmiyorum diyor yeni bir nuru Kur'an mı başlayacak? Yani yeni bir Risale-i Nur hareketi gibi büyük esaslı bir hareket mi başlayacak? Yani Mehdiyet mi başlayacak? Ama diyor münafık kana sisteminin sonu olduğu anlaşılıyor diyor. Maşallah. 1956 yılı için. Maşallah. Bilmiyorum diyor belki de bir nuru, yeni bir nuru Kur'an zuhur edecek diyor. Bak Risale-i Nur hareketi gibi yeni bir hareketin başlayacağını söylüyor. Maşallah. 1956 yılında. Başlangıcı diyor ama bu. Başlangıcı diyor 1956. Şüphesiz sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir. Ebced'i 2025. Fetih Suresi 10. Fetih Suresi hep böyle bu tarz ebcedlerle dolu. Çok Maşallah. şaşırtıcı, hayret verici. Bakın. Fetih Suresi 10. Şüphesiz de Allah diyor. Şüphesiz. Sana biat edenler ki Allah alem Mehdi'ye bir biat olacak herhalde 2025'te. Bak sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir. Çünkü Allah rızası için biat ediyorlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Yani peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat ediyorlar. Bir şahıs düşün, bir sahabi peygamberimizin elini tutuyor. Peygamberin elinde onun elini tutuyor. Bak ne diyor Cenab-ı Allah? Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Biat anında Allah diyor benim elim de onların üzerinde diyor. İkisi birbirine ellen tuttuğunda. Çünkü her iki eli yaratan da Allah. İnşallah. Her iki elin biatını sağlayan da Allah olduğu için Allah'ın eli onların üzerindedir diyor. Şu halde kim ahdini bozarsa artık ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Mesela Allah yolunda İslam için hizmet edeceğim, Kur'an'a hizmet edeceğim diyor. Sonra verdiği sözü bozuyor. Bozduğunda kendi aleyhine bozar diyor Allah. Kendine zarar verir diyor. Kim Allah'a verdiği ahdine vefa gösterirse, ya Rabbi diyor ben mesela İttihat-ı İslam için çalışacağım, Mehdi'ye talep olacağım, İsa Mesih'e talep olmak için gayret edeceğim, fütur vermeyeceğim, en zor şartlarda bile gayret edeceğim diyor. Kim Allah'a verdiği ahdine vefa gösterirse, vefa, Allah'a vefa gösterirse, artık o da ona büyük bir ecir verecektir. Vefa bak, Allah'a ahlak olarak bir kere vefa gösteriyor. Sevdiğine vefa gösteriyorsun. Dostlarına vefa gösteriyorsun. Vefa çok önemli bir duygudur. Öbür türlü vefasızlık olur.
Bedevi demek biraz işte okuma yazması az olan, kültürü az olan, görgüsü bilgisi az olan, biraz ruhu kürtleşmiş olan diyelim bazı kişiler. Bedevilerden geride bırakılanlar sana diyecekler ki, bizim mallarımız ve ailelerimiz uğraştırdı. Bak, mallarımız ve ailelerimiz. Zaten başka derdi yok adamın. Evet. Niçin okuyorsun diyorsun? Evlenmek için diyor. Aile kurmak için. Zengin olmak için. Ya Allah rızası için desene. Ama bazı bedeviler de iyidir. Kur'an'da övülmüştür. Bak, bizim mallarımız ve ailelerimiz uğraştırdı. İnsan hep başını belaya sokan olay budur. Mallar, oğullar, ticaret. Halbuki bunları da Allah rızası için. Mesela malı o Allah rızası için, oğlu Allah rızası için, evliliği Allah rızası için. Hepsini Allah rızası için yapmaları lazım. Bizim mallarımız ve ailelerimiz uğraştırdı. Bundan dolayı bizim için mağfiret dile. Onlar kalplerinde olmayan şeyleri dillerle söylüyorlar diyor Allah. Yalan söylüyorlar diyor. De ki, şimdi Allah size bir zarar isteyecek ya da bir yarar dileyecek olsa, sizin için Allah'a karşı kim herhangi bir şeyle güç yetirebilir? Bütün güç Allah'ındır diyor peygamber. Hayır, Allah yaptıklarınızı haber alandır. Habirdir Allah. Her türlü bilgiye sahip oluyor. Hayır, siz peygamberin ve müminlerin ailelerine ebedi olarak bir daha dönmeyeceklerini zannettiniz. Peygamber ve müminlerin nasıl oluyor? Mümin 12 yaşında peygamberimiz yanına geliyor. Ya diyorlar, bu bir daha ailesinin yanına dönmez. Annesine babasından koptu diyorlar. Bir daha dönmeyecek bunu diyorlar. Veyahut bir hanım eşinden ayrılıyor, peygamberin yanına gidiyor. Veyahut da bir bey hanımından ayrılıyor, peygamberin yanına gidiyor. Hayır, siz peygamberin ve müminlerin ailelerine ebedi olarak bir daha dönmeyeceklerini zannettiniz. Bu kalplerinize çekici kılındı. Ve kötü bir zan ile zanda bulundunuz. Ya diyor, peygamberin yanına gidiyor. Okulunu bırakıyor, eğitimini bırakıyor, ticareti bırakıyor. Peygamberin yanına gidiyor. Bir daha da dönmez diyorlar. Dönmez bunlar. Onun için peygamberin yanına gitmeyin diyorlar. Onun yanına gitmeyin. Onun yanına giden ailesinden kopuyor. Annesinden babasından kopuyor. Eşinden kopuyor. Onlar Allah rızası için yaşıyoruz diyerek aileleri parçalıyorlar. Ailelerinden kopuyorlar. Diyorlar o devirde. Hayır, siz peygamberi ve müminlerin ailelerine ebedi olarak bir daha dönmeyeceklerini zannettiniz. Bunun propagandasını yapıyorlar peygambere karşı. Bu kalplerinize çekici kılındı. Yani bunu muazzam bir delil gibi buluyorlar. Çünkü aile, çocuk, kazanç, bunlar hep kutsal bilindiği için toplumda peygamberi buradan haşa vuracağını zannediyorlar manen. Yani bir propaganda unsuru olarak hayati bir noktadan yakaladıklarını zannediyorlar. Ve kötü bir zan ile zanda bulundunuz. Peygamber için kötü zanlarda bulunuyorlar. Yıkıma uğramış bir topluluk oldunuz diyor Allah. Sonra Allah sizi yıktı diyor. Ekonomik çöküntü, sosyal çöküntü, belalar, birbirlerine düşmeler, felaketler. Kim Allah ve Resulüne iman etmezse bilsin ki gerçekten biz kafirler için çılgınca yanan bir ateş hazırlamışızdır. Bak, Allah istisna söylemiyor. Allah'a ve Resulüne kim iman etmezse felakete düşer diyor Allah. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğine mağfiret eder, dilediğini azaplandırır. Allah çok bağışlayan, çok esirgendir. İşte diyor yani, egemen bağışı Allah bağışlar mı? Bağışlar tabii. Adında da var zaten bağış. Bak, egemen bağış. Evet, maşallah. Allah bağışlayandır. Allah çok bağışlayan, çok esirgendir. Maşallah. Bak, Fetih suresinde Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sığınırım, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Biraz ısı yaratıralım. Apaçık bir fetih. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın. Peygamberimizin
ona mahsus olmak üzere geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmıştır. Üzerindeki nimetini tamamlasın. Nimeti nedir? Zenginlik, bereket, hakimiyet, güzellik ve seni dosdoğru bir yola yönelsin. Ve Allah sana üstün ve onu bir zaferle yardım etsin. Ebced'i kaç? Tam 1979 Mehdi'nin çıkış yılını veriyor. Bir tane Ebced'i var. 77 değil, 76 değil, 73 değil. Kaç? Tam 1979. Ayet ne diyor? Ve Allah sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin. Bak, üstün ve onurlu bir zafer. Herhangi bir zafer değil bak. Üstün ve onurlu bir zafer. Onur var o zaferde. Ve üstün bir zafer. Ebced'i kaç? 1979. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Mesela Çin ordusu. Diyorlar ki Kızıl Ordu, şu bu falan. Allah diyor ki hepsi bana ait ordulardır. İsteseler istemeseler hepsi Allah'a boyun eğmiş ordulardır. Mesela Kuzey Kore ordusu, komünist ordu. Ama Allah o da benim ordum diyor. Çünkü birini birinin etkisiz hale getiriyor Allah. Birini diğerine düşürüyor, etkisiz hale getiriyor.